domuz jelatini katılıp katılmadığını öğrenemiyorsunuz, bilemiyorsunuz. Neden? Çünkü o kemikler, deriler çok yüksek sıcaklık altında jelatine çevrildiği için oradaki protein denatüre oluyor. Dolayısıyla o proteinin hayvansal kaynaklı mı, bitkisel kaynaklı olduğunu bilmiyoruz. Bizim üstümüzde olup 10-12 yıldır çalışan abilerimiz var. Onlar mesela bir gün işte bir kesimhane firmasının gece yarısı kameralarının çalışmadığını fark ediyor. Bu durumda hemen direkt ani bir denetim yaparak baskın yapıyorlar. Ve o firmanın normal el kesimini bırakıp makineli kesime geçtiğini görüyorlar. Merhabalar, ben veteriner hekim Muhammed Zeki Aygur. Yaklaşık 2 yıl önce mezun oldum. 2015'ten beridir gıda denetçi eğitimini alarak gıda denetçiliği yapıyorum. Bu süre zarfında tabii hayatımda bazı değişiklikler oldu. Dilerseniz onlardan biraz bahsedebilirim. 2014'te sosyal medyada gezinirken ilk defa suya helal sertifikası verildiğini gördüm. Bu çok garibime gitmişti. Yani yer altından çıkan doğal bir içeceğe neden sertifikalama yapılsın ki? Ama eğitime gittikten sonra özellikle suyu filtre eden ajanların bitkisel veya hayvansal olabileceğini, bu hayvansal olan filtre içeriklerinin de dinimizce yasaklanan maddelerden oluştuğunu öğrendim. Tabii eğitime gidip geldikten sonra ben o sırada yurtta kalıyordum. Yurtta benim oda arkadaşlarım vesaire vardı. Siz de bilirsiniz, üniversitede okuyan öğrenciler belirli zamanlarda böyle kendi alanında paralar toplayarak işte marketlerden abur cubur alarak bir nevi o haftanın yorgunluğunu üzerlerinden atıyorlar. Ben eğitime gidip geldikten sonra direkt asitli içecekler ve kola içmeyi bıraktım. Tabii bu etrafım tarafından çok garipsendi. Dolayısıyla sizin de yıllardır alışkanlık haline getirdiğiniz, içtiğiniz o kolayı etrafınızdaki birçok kişi içince nefis olarak tabii biraz zorlanıyorsunuz. Ama o edinmiş olduğunuz alışkanlığı bıraktıktan sonra bu sefer yeni bir alışkanlık edinerek artık canınızın hiç onları çekmediğini fark edebiliyorsunuz. Geçmişten günümüze insanların tüketim alışkanlıklarına baktığımız zaman özellikle sanayi devriminden sonra makineleşmenin artmasıyla yediğimiz, içtiğimiz gıdalarda çok büyük farklılıklar meydana geldi. Hatta yani eskilere bunu söyler. Mesela eski insanların daha fazla yaşadığını, daha doğal beslendiğini hem duyuyoruz hem de şu an zaten köyde yaşayan büyüklerimizin de bu şekilde beslendiğini bizzat görüyoruz. Sanayi devrimiyle yani makineleşmeyle neler değişti? Hayatımıza paketli gıdalar girdi. Mesela şu an annemiz evde bir ekmek yapsın, börek yapsın veya herhangi bir yemek yapsın. İkinci, üçüncü günden sonra ne oluyor? Hafif küflenmeye, ekşimeye, renginin, tadının, kıvamının değişmeye başladığını görüyoruz. Ama gidiyoruz marketten bir kek alıyoruz, yiyecek alıyoruz, içecek alıyoruz. Ama gelin görün ki 6 ay öncesinde, 1 yıl öncesinde üretilmiş olan bir yiyeceğin ne tadında, ne kokusunda, ne kıvamında, ne renginde, hiçbir şeyinde bir değişiklik olmuyor. Bunun sebebi nedir sizce? Evet, bunun sebebi aslında o gıdalar içerisinde kullanılan koruyucu katkılar. Şu an bitten yengeç ayaklarına kadar, kandan insan saçına, domuzun midesinden domuzun kılına varıncaya kadar 3500'den fazla sakıncalı gıda katkı maddesinin kullandığını biliyoruz. İnsan saçı mı? Evet, insan saçından kana kadar varan gıda katkı maddeleri var. İnsan kanı. Yani insan kanıyla karşılaşmadık. Hayır, normal hayvan kanları kullanılarak bunlar yemlere dönüştürülüyor. Çünkü biliyorsunuz ki kan yüksek bir protein değerine sahip. Bunlar hem maliyeti ucuz hem de çok rahat bir şekilde özellikle kesimhanelerden elde edildiği için kullanılabiliyor. Ama işte son yeni gelen kanunlarla bazı hastalıkların kan yoluyla bulaştığı bilindiği için bu yemler bazı hayvanlara yedirilmesine yasak getirildi. Normalde veteriner hekimlerin hep kliniklerde çalıştığı bilinir. Fakat veteriner hekimler klinikler dışında, gıda sektöründe, kesimhanelerde, kamu kuruluşlarında, ilaç üreten firmalarda çok rahat bir şekilde iş imkanı bulabilmektedir. Ben de 5 yıldır bu sürecin içindeyim. Belki hani bir gıda mühendisinin, kimya mühendisinin bileceği teknik konulara ayrıntılı bir şekilde giremem ama bu yıllar içerisinde özellikle sahada gördüğüm şeyleri sizinle paylaşmak isterim. Değişen, dünyada değişen bu tüketim alışkanlığından sonra artık belirli sertifikalar vermeye başlandı. Yani piyasada siz de çokça duyuyorsunuz. Mesela organik sertifikası, helal sertifikası, koşer sertifikası, ne bileyim vejetaryalıların özellikle dikkat ettiği vegan sertifikası gibi sertifikalama kurumları ortaya çıktı. Mesela Türkiye'de ilk defa bu çalışmayı başlatan bir kurum var. Cimdes Gıda
ve İhtiyaç Maddeleri Araştırma ve Sertifikalandırma Derneği, Türkiye'de ilk defa helal sertifikalama çalışmasını başlatan bir dernek olarak unvanı almıştır. Siz de orada çalışıyorsunuz. Evet, ben orada yaklaşık 5 yıldan fazladır denetçilik yapıyorum. Bu vesileyle işte içecek firmalarına, değirmenlere, un fabrikalarına, özellikle veteriner hekim olmam hasebiyle kesimhanelere çokça gidip geliyoruz. Hem kırmızı et sektöründe hem de beyaz et sektöründe neredeyse Türkiye'nin en büyük firmalarına girmiş bulunuyoruz. Peki özellikle Müslümanların çoğunluğunun yaşadığı ülkemizde, hani diyoruz ya işte %90'ından fazlası Müslüman diyoruz bir ülke. Böyle bir ülkede sizce helal sertifikalamaya ihtiyaç var mıdır? Biraz da ben size sormuş olayım. Birbirimize hem sonra sonra cevap vererek ilerleyebiliriz. Türkiye'de insanların çoğu Müslüman olduğu bir ülkede böyle bir sertifikalamaya ihtiyaç var mıdır? Veya işte bu bahsettiğimiz 3500'den fazla katkı maddesi acaba Türkiye'de üretiliyor mu? Hadi bunu geçtim. Acaba yurt dışından getirilen katkılar hangi analizlerden geçiyor? Bunlar gümrüklerde sıkı bir şekilde denetime tabi tutuluyor mu? Bunlar yani helal gıdaya ait anayasada böyle bir madde var mıdır? Bu soru işaretleri kafamızda oluştuğu zaman inşallah artık bir arayışın içine girip bunları öğrenmeye başlayacağız. Biraz da şeyden bahsedeyim. Mesela gittiğiniz ve gördüğünüz olayları anlat. Evet, onu biraz sonra ona da değineyim. Tekrar sorarsınız. 3 aylık çocuğunu alim bir zatın yanına götürüp ben çocuğumu nasıl eğitebilirim diye soran babaya alim şöyle diyor. Sen geç kalmışsın. Eğitim anne karnında başlar. Yani bugün tıp bilimi de ispat ediyor ki artık anne babanın yemiş olduğu yiyecekler embriyoya sadece fiziksel açıdan değil hem ruhsal hem de duygusal açıdan ne yapmaktadır? Ona bir değişkenlik katabilmektedir. Dolayısıyla biz bu gıdalara, gıda katkı maddelerine anne karnında önem vermemiz lazım. Evet, çünkü siz de bilirsiniz yani bir çocuk kendisinden olmayan bir annenin yaklaşık bir bardak kadar sütünü içtiği zaman ne oluyor? Onun süt annesi oluyor değil mi? Bir bardak süt dahi o çocuğun annesi olması için yetiyorken çocukluktan ölünceye kadar yediğimiz katkı maddelerinin etki etmeyeceğini mi düşünüyoruz? Ve aslında yemiş olduğumuz bu gıdalar, katkılı gıdalar, mesela alkol gibi içtiğimiz zaman direkt etkisini görebiliyoruz. Ama gıdalarda kullanılan bu katkıların bir çoğunluğu aslında şüpheli olan gıdalar. Yani sağlığa zararı var mı yok mu bilmiyoruz. Dolayısıyla 10 yıl sonra, 15 yıl sonra nasıl bir tahribat yapacağını bilmediğimiz için aslında bizim bu şüpheli şeylerden kaçınmamız lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'de helaller bellidir, haramlar da bellidir. Bu yüzden yani şüpheli şeylerden kaçınarak aslında hayatımızın büyük bir çoğunluğunu kurtarmış olabiliriz. Siz ne yapıyorsunuz mesela? Ürün sahibi mi size başvuruyor? Süreci açıklar mısınız? Evet. GİMDES kurum olarak işte firmalara gidip gelin bizden sertifika alın demez asla. Bu tür firmalar çoğunlukla bu tür sertifikalar işte vegan sertifikası, koşer sertifikası, helal sertifikası aslında ihracat yaparken önemli olan ve sorulan belgeler olduğu için bu belgeler, bu firmalar ihracat yapıyor ve ihracat yapacağı zaman bu sıkıntılarla karşılaşıyorlar. İşte diyor bizim helal sertifikasına ihtiyacımız var. Bu durumda işte Türkiye'de helal sertifikası veren bir kuruma başvurup sertifikalarını alıyorlar. Sizin de göreceğiniz üzere burada masa üzerinde çeşitli yiyecek ve içecekler var ve hatta bunların bazılarında helal sertifikası var. Helal sertifikalamada da şöyle bir sıkıntı var. İsterseniz ben size sorayım. Sizce Türkiye'de kaç tane helal sertifikalama kuruluşu var? Herhalde 2-3 tane var. Yani şu an GİMDES'te çalışan bir kimya mühendisi abimizin tez danışmanı, tez konusu. Türkiye'de faaliyet gösteren 50'nin üzerinde helal sertifikalama kuruluşu var. Ve bu kuruluşların birçoğunun ofisi dahi yok. Bu adamlar ne yapıyor? Siz firma sahibi olarak arıyorsunuz, diyorsunuz ki benim sertifikaya ihtiyacım var, verebilir misiniz? Tabii diyor, şu kadar parayı hesabımıza gönderin, biz de belgenizi gönderelim. Yani firmalara da gidiyoruz, hatta yani duyuyoruz. Adamlar arabasının arkasında yazıcılarla geziyorlar. Mesela bize işte ISO belgesi, bilmem falanca belgeyi veriyorlar. Diyorlar üstünüzden istiyorsanız hediye olarak helal belgesini verebiliriz. Maalesef evet öyle. Ben şu an gitsem desem ki ben helal sertifikası veren bir yer açmak istiyorum. Hemen açabiliyor mu? Evet, açabiliyorsunuz maalesef. Neden açmamışsın? Yani mesela az önce bana göstermiş olduğunuz bir ürünün üzerinde bizim tanımadığımız bir helal sertifikasına sahip ürün vardı. Şöyle bir durum aslında. Dünyadaki ilk sertifikalama çalışmaları Amerika'da başlıyor. Daha sonra Malezya, Endonezya, Pakistan gibi ülkeler bunu daha çok sahiplenmeye başladılar. Ve dünyada bu işi kontrol eden belli başlı üst yapılar var. Mesela GİMDES'in hem üye hem de başkan olduğu Dünya Helal Konseyi var.
bu ülkeye üye 30'dan fazla kurum var ve bu kurumlar bu şekilde kendi aralarında denetleniyor. Şimdi siz bize başvuru yaptınız diyelim. Firmaya gidilmeden önce firmaya öncelikle bir yol haritası çıkarılıyor. Yani sektöre bağlı olarak kullanmış oldukları gıda katkı maddeleri isteniyor vesaire belli süreçlerden geçiyor. Eğer herhangi büyük bir uygunsuzluk yoksa o firmaya denetim planlanıyor ve oraya denetime gidiliyor. Tabii sahada bu sertifikayı veren bir sürü kurum var. Bizi bu kurumlardan ayıran bazı özellikler var. Bunlardan bir tanesi mesela kesimhane sektöründe kullanmış olduğumuz kamera kayıt sistemi. Yani bunu çoğu kurum yapmaz. Yani bazı arkadaşlar şunu sorabilir. Siz denetime gittiniz. Denetime çıktıktan sonra adamlar istediği işi çevirebilir. Ama biz 7/24 merkezden bir arkadaşımız tarafından bu firmaları kamerayla takip ediyoruz. Tabii kamera yetmiyor bu iş. Çünkü bazen gidiyoruz sahada tonlarca mal görüyoruz. Hani bunun faturası nerede diyoruz. Muhasebesel bir kontrol yaptığımız zaman aslında farklı bir ürün aldığını, o ürünü de aslında denetimde kullandığını görebiliyoruz. Tabii hem sahadaki ürünleri kontrol ediyoruz hem de muhasebesel bir kontrol yaparak oradaki eşitsizlikleri, uygunsuzlukları fark edebiliyoruz. Tabii bunlar da yetmiyor. Çünkü siz sahaya gidiyorsunuz, tam bir ürünü görebiliyorsunuz, ne bileyim bazen tadabiliyorsunuz, koklayabiliyorsunuz vesaire. Ama bazı şeyler var ki, mesela bir ürüne işte domuz jelatini katılıp katılmadığını öğrenemiyorsunuz, bilemiyorsunuz. Neden? Çünkü o kemikler, deriler çok yüksek sıcaklık altında jelatine çevrildiği için oradaki protein denatüre oluyor. Dolayısıyla o proteinin hayvansal kaynaklı mı, bitkisel kaynaklı olduğunu bilmiyoruz. Bazı durumlarda şüphelendiğimiz veya ne bileyim teknik heyetinin incelemesi gereken konularda ürünlerden numune alıp bunları tarafsız uluslararası akrediteli laboratuvarlara analiz için gönderiyoruz. Eğer analizde bir sıkıntı çıkarsa bunu firmaya iletiyoruz ve düzeltmesini talep ediyoruz. Zaten sıkıntı olmazsa firmadan firma yani sektörden sektöre değişmekle beraber yıl içerisinde en az 2-3 defa habersiz bir şekilde kontrol yapıyoruz. İşte mesela piyasadaki sertifikalama kurumlarının bir başka artık eksik özelliği mi diyelim. Firmayı arıyorlar bir hafta öncesinden. Bakın siz bir hafta sonra biz denetime geliyoruz. Ona göre siz hazırlıklı olun. Yani böyle bir denetim yapılabilir mi sizce? Adam orada uygunsuz bir üretim yapıyorsa biz gelene kadar istediğini üretir sonra tekrar aynı işleme devam eder. Onun için yılda en az 2 defa habersiz denetimler yaparak direkt çat kapı giriyoruz. Diyoruz ki biz denetime geldik. Eğer bizi içeri almazlarsa direkt bu sertifika iptal sebebidir. Giriyoruz ve sahayı kontrol etmeye başlıyoruz. O şekilde sertifikalama çalışmamız devam ediyor. Peki Türkiye içerisinde hiç denetime gittiğimizde rastladığınız değişik şeyler oldu mu? Benden gelmedim ama mesela bizim üstümüzde olup 10-12 yıldır çalışan abilerimiz var. Onlar mesela bir gün işte bir kesimhane firmasının gece yarısı kameralarının çalışmadığını fark ediyor. Bu durumda hemen direkt ani bir denetim yaparak baskın yapıyorlar. Ve o firmanın normal el kesimini bırakıp makineli kesime geçtiğini görüyorlar. Ve tabii o firmayı direkt sertifikasını iptal ediyoruz. Mesela ayrıca başka bir büyüğümüz denetime gidiyor. Denetimde herhangi bir uygunsuzlukla karşılaşmıyor. Tabii gittiğimiz her firmada oradaki çalışanları ve üst yöneticileri bir helal güvence sistemine tabi tutuyoruz. Onlara bir eğitim veriyoruz. Diyoruz ki bakın biz burada bir sistem kuruyoruz ama biz bu sistemin devamlılığını istiyoruz. Bunu yaparken işte eğitim veriyoruz. Eğitim verdikten sonra sahayı geziyoruz ve gidiyoruz. Bir uygunsuzluk olsa sertifikalarını basıyoruz. Böyle bir firmaya abimiz gidiyor. Bir uygunsuzluk görmüyor. Tabii eğitim de veriyor. Eğitimden sonra genel merkeze bir telefon geliyor. Oradaki bir işçi bir vicdan azabı çekiyor. Diyor ki işte siz her yeri gezdiniz ama diyor işte falanca yeri görmediniz. Orada diyor falanca katkı saklanıyordu. Sonra o firmaya bir daha habersiz denetim yaptık ve o aslında kullanmaması gereken katkı maddesini çıkardık. O da ekmekte kullanılan bir katkı maddesi. Eğer vakit olursa sonraki bölümlerde değiniriz. Peki bir kurumun sertifikasını iptal ettiğinizde bu ona ne gibi bir zarar veriyor? Özellikle ihracat yapan firmalar çok büyük zararlar görüyor. Neden? Çünkü konteyner ihracat yaptıkları için o mal gümrükte takılı kalıyor. Eğer sertifikası geçersiz olursa veya ne bileyim iptal edilirse o mal gerekirse iade dahi edilebiliyor. Yani biz isterdik ki aslında aynı hassasiyeti iç piyasada da göstersinler. Fakat insanlar maalesef ne yediğinden habersizler. Eğer bu gıda katkı maddelerinden haberdar olsalardı yani uygun görmediğimiz hiçbir katkıya yaklaşmaz, onları tüketmezlerdi. Evet, yani GİMDES merkezde çalışan 20'ye yakın baş denetçi var. Ayrıca Türkiye'nin çeşitli yerlerinden bizden denetçi eğitimi almış 500'den fazla denetçi bulunmaktadır. Tabii gitgide bu pazar büyüyor ve inanır mısınız yabancıların
buna gösterdiği ilgi Müslümanlardan çok daha fazla. Neden? Çünkü burada bir büyük bir dilim olduğunu görüyorlar. Dolayısıyla bu pazarın içine dahil olmaya çalışıyorlar. Gimdes şu an 500'den fazla firmaya helal sertifikası vermiş durumda. Bu firmaların da birkaç ürünü var. Bazılarının 20-30 tane ürünü var. Yaklaşık 500'den fazla firma ve 14.000'den fazla ürüne helal sertifikası vermiş durumda. O zaman bu bölümlük bu kadar diyelim. Böyle kısa bir şekilde gelecek bölümde ne olacak? Ondan bir bahseder misiniz? Gelecek bölümde özellikle bizim sıkça tükettiğimiz gıdaların içeriğine değinmeye çalışacağız. Örnekler vermeye çalışacağız. Bir etiket okuma alışkanlığını edinmeye çalışacağız. Ve bundan sonrası için neler yapmamız gerektiğine değinmeye çalışacağız. Orada gördüğümüz şeyleri mi inceleyeceğiz? Evet. Mesela herkesin büyük bir zevkle yediği marshmallow'lar, çikolatalar, unlu mamuller, diş macunu, şampuan, ne bileyim et ürünleri, tavuk ve belki de gençlerin vazgeçilmezi olan cipsler, kolalar gibi sıkça tüketilen yiyeceklere yer verebiliriz. Yanlış hatırlamıyorsam porselende dahi. Evet, bu porselenlerde dahi ilginizi çekebilecek, hatta dehşete düşürebilecek gıda katkı maddelerinin olduğunu biliyoruz. Yani önümüzdeki bölüm daha bir merakla beklenilen şey olacak. Evet. O zaman şöyle diyoruz, bu bölümde kısaca ne iş yaptığınızı, yani bir gıda denetçisinin ne iş yaptığını anlatmış olduk ki bir bilene sorda bir bilenin kim olduğunu daha iyi anlayalım. Önümüzdeki bölümde o zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Yani buradaki bilgileri 1 saate, 2 saate sığdırmak mümkün değil. Ama bizler kafanızda bir soru işareti bırakarak daha güvenli, daha sağlıklı bir hayat yaşamanız için çalışmaya çalışıyoruz diyelim. Onun için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Hoşça kalın, güle güle.